Geçtiğimiz gün oldukça dikkat çeken bir oyun fragmanı yayınlandı. Oyunumuzun adı The Queenfall. The Queenfall genelde Çin menşeli oyunlarda gördüğümüz aşırı grafiklere, etkileyici atmosfere, ışıl ışıl ışıklandırmalara ve çarpıcı manzaralara sahip. Ancak bu oyun Çin yapımı bir oyun değil ve Queenfall'u bizim için özel yapan bir şey var. Bu oyunu bir Türk geliştirici yapıyor. Queenfall sadece Türk oyun sektöründe de değil, dünyada da adından söz ettirme potansiyeline sahip bir oyun. Peki nedir bu Queenfall diyorsanız, efsane içerik geri döndü. Madde madde Queenfall nedir başlıyor. Queenfall'u 2020'de kurulan Vavrek adlı Türk geliştirici ekip yapıyor. 54 kişiden oluşan geliştirici ekip Queenfall projesinde 1,5 yıldır çalışıyor. Peki nedir bu Queenfall derseniz, oyunumuz temelde bir MMORPG ama klasik bir MMORPG'den daha fazlasını vaat ediyor. Queenfall çok iddialı bir oyun çünkü oyunda yapabileceklerimizin haddi hesabı yok. Örneğin tarımla uğraşabiliyor, dükkanlar, tavernalar işletebiliyor ya da diğer oyuncular tarafından işletilen tavernalarda takılabiliyorsunuz. Başka oyuncularla mini oyunlar ve masa oyunları oynayabiliyorsunuz. Hatta oyunun içinde detaylı bir kart oyunu bile var. Oyuncular 11 meslek arasında istediklerini seçebiliyor, kendi karakterinizi yaratıp arkadaşlarınızla birlikte devasa savaşlara girebiliyor, hazine peşinde koşarak oyun dünyasını keşfedebiliyorsunuz. Özetle Queenfall büyük bir haritaya ve tonla içeriğe sahip bir MMORPG. Queenfall'un hikayesinde lanetli bir taç önemli yer kaplıyor. Oyunda Queenfall'un kaderini değiştiren lanetli tacın arkasındaki sırrı öğrenmeye çalışacağız. İç savaşa sürüklenmiş bir evrene barışı ve huzuru getirmek ya da gün geçtikçe büyüyen kaosun bir parçası olmak bizim elimizde olacak. Geliştirici ekip oyunun hikayesini sürekli güncellemeyi düşünüyor. Yaptığınız seçimlerin Queenfall evreninin kaderini değiştirebileceğini de unutmayın. Canavarlaşmış tanrı Pelionas, ejder doğan kanından gelen Grace ve Kreas ve daha birçok tanrının Queenfall evreninde önemli bir yer tutacağı söyleniyor. Hikaye ile ilgili elimizde şimdilik çok fazla bir detay yok. Orta Çağ temasından esinlenen Queenfall'da 2016 kilometre karelik büyük bir oyun haritası bulunuyor. Oyun haritasında geniş düzlüklerden engin denizlere, yeraltı mağaralarından karlı tepelere ve görkemli şehirlere kadar devasa bir dünya bizi bekliyor. Oyunda gece gündüz döngüsü, yağmur ve kar koşulları, mevsim geçişleri gibi açık dünya oyunlardan alışkın olduğumuz mekanikler de yer alıyor. Ama bu mekanikler oyun dünyasında bir süs gibi de bulunmuyor. Örneğin bazı bitkiler ve hayvanlar belirli mevsimlerde ortaya çıkıyor. Sonbahar, kış mevsimlerinde bazı bölgelerde seller olabiliyor. Güneş ışığının kavurduğu kurak günlerde ise sulak alanlar yerini kurak arazilere bırakıyor. Yani Queenfall bize nefes alan, canlı, dinamik, yaşayan bir dünya vaat ediyor. Yaradan adeta random tuşuna basarak beni yaratmış diyenlerdenseniz üzülmeyin. En azından Queenfall'da kaderinizi değiştirebileceksiniz. Bir rol yapma oyununun olmazsa olmazı detaylı bir karakter yaratma ekranıdır. Queenfall bu mekanikte de oldukça iddialı. Queenfall'da yarattığımız karakterin sadece sıfat tasarımında 100'den fazla detayı ayarlayabiliyor, kendi benzersiz karakterimizi tasarlayabiliyoruz. Ten rengi, saç, göz ve vücut şekli gibi detayları ayarlayabiliyor, dövmelerle, aksesuarlarla karakterimizi kişiselleştirebiliyoruz. Karakter yaratma önemli. Her detayı şekillendirebilmemiz lazım. Kesinlikle kendimize benzemeyen o şahane insanı yaratmak için tüm detaylara dikkat etmeliyiz çünkü. Şaka bir yana, her insan güzeldir diyor ve kendimizi avutarak bir sonraki maddeye geçiyoruz. Queenfall'da hack and slash türüne yakın bir dövüş sistemi bulunuyor. Orta Çağ temalı oyunumuzda kılıç, kalkan, mızrak gibi yakın dövüş silahları dışında özel yetenek diyebileceğimiz element saldırıları da yapabiliyoruz. Ok ve yay kuşanarak uzak mesafeden düşmana cıp cıp atış yapabiliyoruz. Uzak mesafede de çok fantastik özel yetenekler kullanabiliyoruz. Ben adamın dibine girmekle uğraşmam aga, işimi uzaktan görürüm diyenler için büyücü karakter de iyi bir alternatif olacak gibi görünüyor. Eğer bir büyücüyle oynamak isterseniz
elinize asanızı alıp düşmanlara ahan da böyle uzaktan yargı dağıtabiliyorsunuz. Tabii bu sınıfların asıl işe yarayacağı yerse devasa boss savaşları olacak. Bir MMORPG'nin vazgeçilmezidir boss savaşları. Kalabalık bir klanla toplanıp ortak düşmana saldırmanın keyfi bir başkadır. Queenfall'da bu tarz etkinlikler de olacak. Nesillerden nesillere aktarılacak destanlar yazılacak. O son kritik vuruşu yaparak abi tek attım ya boss savaşında diyenler de olacaktır kesin. Queenfall'da 11 adet meslek sınıfı bulunacak. Sualtı dünyalarında gizemli zindanlarda altın peşinde koşan bir hazine avcısı olabileceğimiz gibi İstanbul'un stresinden uzaklaşıp köy hayatına atılan beyaz yakalı gibi kendimizi tarıma, hayvancılığa da verebileceğiz. O zaman sizin yerinize çalışacak mevsimlik NPC işçi de tutabileceksiniz. Eğer aşçı olursanız karakterinizin farklı istatistiklerine özel güçler veren yemekler ve tatlılar pişirebileceksiniz. Ben yemek pişirmem ama laboratuvara girerim diyorsanız da merak etmeyin, sizin için bir simya laboratuvarı da var. Simyagerlik yaparak çeşitli formüller elde edebiliyor, karakterinizi ve arkadaşlarınızı iyileştiren güçlü iksirler üretebiliyorsunuz. Hayvancılık yapmak için hayvan evcilleştirebiliyor, hayvanların etinden sütünden faydalanabiliyorsunuz. Odun ve ahşap malzemeleri için ağaç kesebiliyor ya da madenlerde cevher peşinde koşabiliyor, ormanlarda, yaylalarda, bozkırlarda hayvan avına çıkabiliyorsunuz. Mesleklerdeki tüm bu çalışmanız karşılığında hem malzeme kazanıyor hem de meslek seviyenizi yükseltiyorsunuz. Queenfall'da isterseniz ticaret de yapabiliyorsunuz. Topladığınız tüm bu malzemeleri pazarlarda satarak ticaret yapabileceksiniz. Mallarınızı daha hızlı temin edebilmek için kervan ve tüccar binekleri evcilleştirebileceksiniz. Ve bu binekleri yükseltebileceksiniz. Böylece daha verimli ticaret yapabileceksiniz. Not, o kendini tarıma veren beyaz yakalılar, "Ay bu inekler de çok kokuyormuş." diyerek nişan taşına geri döndü. Maceradan maceraya koşup çok mu yoruldunuz? O zaman kendinizi hemen bir hana atın. Hanlarda müziğin keyfini çıkarırken biraz rahatlayın. İsterseniz bir masaya kurulup arkadaşlarınızla bir kart oyunu oynayabilirsiniz. Acaba bu kart oyununda bahis oynama, ortaya biraz altın ya da item koyma olacak mı? Oyunu biraz kızıştırmak lazım. Bu ilginç olabilirdi. Tabii o zaman masaya Dan Bilzerian gibi oturup öğrenci gibi çulsuz çıkmak da var. Neyse, bu hanlarda ya da oyun dünyasında oyuncular dışında NPC'lerle de etkileşime geçebiliyorsunuz. Örneğin NPC'lerden aradığınız bir tüccarın nerede olduğuna dair bilgi alabiliyorsunuz. Oyundaki gizemli yerleri keşfetmek için etraftan bilgi toplayabiliyorsunuz. Bazı bölgeleri keşfetmek için gizli geçitleri bulmanız ve bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Yani oyun haritasının görünen yüzünün arkasında keşfetmeye açık bir sürü gizem ve hikaye de saklı. Kafayı dinlemek için girdiğiniz bir handaki sohbetin hangi maceraların kapısını açacağı hiç belli olmaz. Yok ben macera almayayım, biraz huzur arıyorum diyorsanız da balıkçılık yapıp kafa dinleyebilirsiniz. İsterseniz göllerde, nehirlerde, denizlerde çeşitli balık türleri tutabiliyorsunuz. İşte geldik en önemli konuya, binek hayvanlarına. The Queenfall'da farklı alanlarda size avantaj sağlayan farklı binek hayvanları var. Binek hayvanları yük hayvanı olarak kullanılabiliyor. Oyunun dev haritasında dolaşmak içinse at evcilleştirebileceğiz. Ya da yeterli paranız varsa binek hayvanlarını ahırlardan da satın alabileceksiniz. Evcilleştirdiğiniz ya da satın aldığınız atınızı geliştirmek de çok önemli. Atınızı geliştirmek size ciddi bir hız avantajı sağlayacak. Not, atların bir takım uzuvlarıyla ilgili detay henüz elimize ulaşmadı. Queenfall her ne kadar ortaçağ temalı bir oyun olsa da oyunun hikayesinde farklı çağlardan veya başka zamanlardan gelen eşyaları da kullanabiliyoruz. Hatta oyunda zamanda yolculuk yapabileceğimiz de söyleniyor. Bu mekanik şimdilik biraz gizemli ama konsept oldukça ilginç. Sen içindeki Karadenizli müteahhiti bir türlü bastıramayan inşaat sever bradacığım. Merak etme, Queenfall'da sana da yer var. Evet, oyunda bir inşa mekaniği de var. Durmuyor efendim, geliştiricileri durduramıyoruz. Türkler durmuyor. Baş koymuşum
Türk. Mekanik üstüne mekanik yağıyor adeta. Oyun haritasında belirli bölgelerde evinizi kurabilir, yüzlerce nesneyle dekore edebilirsiniz. Bu mekanik çok detaylandırılmamış durumda. Şöyle Valheim'daki gibi güzel bir inşa mekaniği olursa, benim gibi inşaat tutkunları zindanlarda yaratık avlamayı falan bırakır, deli gibi inşaat işine girer. Sonra diğer oyunculara bu evleri satacaksın, reklamını yapacaksın falan. Queen Kent 1453. Yaratıktan, han gürültüsünden uzak, tabiat anaya yakın ol. Queen Kent 1453 projesi evleri en yakın demirciye ve simyagere sadece yürüme mesafesinde. Queen Kent 1453. Yaman değil, yaban hayat arayanları. Vallahi şahane olur. Geliştirici ekip bunu bir düşünmeli bence. Efendim, Queenfall'da kendiniz veya arkadaşlarınızla birlikte bir gemi inşa ederek maceralarla dolu engin denizlere açılabileceksiniz. Denizlere açılmak yeni adaları ve yepyeni bölgeleri keşfetmenizi sağlayacak. Tabii yol boyunca aniden değişen hava şartlarına da uyum sağlamanız lazım. Rüzgarlarla, dev dalgalarla dolu arkadaş ortamında sürekli anlatabileceğiniz maceralar sizi bekliyor. Korsan baskınlarına, diğer oyuncuların saldırılarına da hazırlıklı olun. Ve unutmayın, denizler bu tehlikeler dışında çok büyük gizemlere ev sahipliği yapıyor olabilir. The Queenfall Unity oyun motoruyla geliştiriliyor. Geliştirici ekip oyun motorunun gücünü sonuna kadar kullanmaya çalışmış belli ki. Çünkü savaşlardaki partikül efektleri, ışıklandırmalar ve özellikle zırhların, kalkanların üzerindeki yansımalar gayet hoş görünüyor. Yayınlanan alfa oynanış videosundan gördüğümüz kadarıyla atmosfer konusunda iyi bir iş çıkarılmış. Oyunun geniş haritasını düşündüğümüzde bu bileşenlerin bir arada düzgün çalışması pek de kolay bir iş değil. Bakalım geliştirici ekip oyun çıktığında grafikten ve atmosferden ödün vermeden bunu başarabilecek mi? Queenfall'un çıkış tarihi henüz belli değil. Geliştirici ekip Vavrak vaat ettiklerini gerçekleştirebilirse eğlenceli bir oyun oynarız. Vallahi bradalımız firma güzel şeyler hayal ettiriyor. Roleplay yapmak için de eğlenceli mekanikler var. Bakalım Vavrak hayalleri gerçeğe taşıyabilecek mi? Bizim de gözümüz kulağımız bu oyunda olacak diyor ve atıma binip uzaklaşıyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Brada kaçar. Thank you.